20 ve 26 Eylül. Değerli İkizler Burcu, hemen haritanıza şöyle bir gözden geçiriyorum. Mutlu ve güzellik, umut sizlerle olsun. Yani hayatta yaşıyorsak, nefes alıyorsak her günümüze şükürler olsun. İyi olun, Rabbimle olun, eviniz ışık olsun, umut olsun. Hepimiz evinize geliyoruz, misafir oluyoruz. Ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum, takip ettiğiniz için de. Bu hafta özellikle çok şanslı ve eğlenceli ve çok keyifli bir hafta olacak değerli İkizler Burcu sizin için. Yalnız iletişim ve patavatsızlıkla alakalı noktalarda biraz ayarı kaçırabiliriz. İnsanlara farkında olmayarak kırıcı olabiliriz. Biraz bunu yumuşatırsak gerçekten bu hafta evinizin enerjisi, işinizin enerjisi hem haz almak, hem keyif almak, hem de günü anı böyle hem hobileştirmek dediğimiz bir hafta olacak. Özellikle iş hayatınızla alakalı yeni oluşmasını istediğiniz işler ve bir türlü oturtamıyorum ve bu dengede bazı karışıklıklar var, nasıl toparlarım diyorsanız bu hafta sizin için güzel anlaşmalar, yani evrağınızın imzalanmasını bekliyorsanız, uzun süredir bir iş konudan haber bekliyorsanız ve özellikle finansal anlamda ya da büyük bir kurumsaldan haberiniz varsa bu hafta iletişime geçecekler. Kendinizi doğru ifade ettiğinizde de bu iş kapınızın olumlu evresinin tadını, hatta çözüm oranı olumlu evresi olacak. Sizin için hayırlı olsun diyorum. Bu ara en çok problem özellikle devlette çalışan bazı ikizler burcu için. Burada bazı haksızlıklar var. Artık tahammülüm yok. Maddi olarak da sıkıntıdayım. İşimi de bırakmak istemiyorum ama burada yön alamıyorum diyorsunuz. Lütfen sabırlı olmanızı istiyorum ve hak ettiğiniz noktalara erişeceksiniz. Eğer proje işinde çalışıyorsanız çok büyük bir projenin imzası ve kendinizi ispatlayacaksınız. Korkmanıza gerek yok değerli İkizler Burcu. Çünkü bu dönem en çok şansın ve eğlencenin, aynı şekilde de işin enerjisi sizin hakimiyetinize girecek. Bence kurduğunuz hayaller ve almak istediğiniz araç anahtarının heyecanını şimdiden hissediyorum ve değiştirmek isteyenler hemen değiştirecek. Hayırlı olsun yeni ev araç anahtarınız diyorum. Bir de kendi işini yapan ve bu ara en çok da işimi büyütmek istiyorum. Sosyal ve internet ya da bu tarz alanlarda mı kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız, yeni projeler ve yaratıcılığınıza dayanıp yapacağınız projeler gayet güzel ve başarılı ve aydınlık olacak. Bence imzanı yap, kendi tasarımını, kendi çizgini yap, kendini çok güzel ispatlayacaksınız diyorum. Başarı getirecek, ses getirecek. Yani bu hafta İkizler Burcu'nda iş konularınızla alakalı yaşadığınız, buruk aldığınız, hakkım verilmiyor dedi. Mesela iş mahkemeniz varsa kazanmış gözüküyorsunuz. Ya da nafaka, hani tazminatınız varsa mahkemeye gitmeden alacak. Ya iş iadesi düşünceniz varsa bu dönem bu çözümlerin sizin hayatınızda daha yaratıcı bir noktada olacağını söyleyebilirim. Bu ara restoran ya da kafe ya da aşçıysanız bile yeni bir iş başvurunuz ya da iş yerinizin daha verimli olacağını hissedebilirsiniz ama en çok bence siz kendi ailenize çenenizi sert kullanıyorsunuz ve onları incitiyorsunuz. Dışarıda lay lay lom, evin içinde kan kusturuyorsunuz. Bunu biraz yumuşatırsak, evle dışarıyı aynı ölçüde tutarsak sevinirim. Aşk konumuza gelince artık bakış açını değiştir. Ne istediğini bul. Nasıl bir ilişkiye ait olduğunu çözmen lazım. Yani çünkü sende şey var. Aa evet çok güzel gidiyor ama şu noktada anlaşamıyor. Evet ailelerimiz uyuşmuyor ama ben idare ederim. Yani sizin kültürel olarak karışıklıklarınız var. Toparlanmanız gereken ve aileyi de bir noktada ikna etmeniz lazım değerli İkizler Burcu. Yani sizin hayallerinizle aile kültürleriniz birbirine uyum sağlamıyor. Ama biz çok seviyoruz derseniz ailelerinizin hak helalliğini almadan bu ilişkiyi oturtmanızı uygun göstermiyor haritanız. Lütfen anne baba ya da tüm ailenin gönül rızasını alın. Yoksa ileride mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Sevgiliniz uzaktaysa ve ona hasretle yanıyorsanız bir araya geliş dönemimiz, özellikle Ekim'in ilk haftası ya da Eylül'ün sonu itibariyle birbirinizle güzel vakit geçireceğiniz, hatta kırılan kalbinizi gelecek ilişki sizi toparlayacak. Yani beklediğiniz insan sizi toparlayacak diyorum. Bu ara en çok cinsel hayatımızı ön planda tutabiliriz. Çok fazla bunun üzerine konuşuyor olabilir bazı erkekler. Bence bu düşüncelerini biraz geri atın. Daha uyanış, daha verimli, daha anlatımcı, daha ılıman olmanız lazım.
Bu ara yakın çevrenizde, yakın aile, yakın dostlarınızla ilgili hamilelik haberleri çok fazla alabilir. Çok mutlu olacağınız ve uzun süredir olmasını çok istediğim dediğiniz bir ailenin çocuğunu sevincine tadacaksınız diyorum. Sevgilinizle güzel bir tatil planı yaşayan, hafta sonunu güzel geçirmek isteyen değerli çiftlere evet sürpriz hediyelerle birlikte güzel bir hafta geçireceksiniz. Bu da gayet size olumlu. Hatta sevgilinizin size sunacağı yüzük, alyans bu tarz hediyeler de havada uçuyor. Şimdiden kabul ettiğini görüyorum ve bu enerjinin tadını çıkartıyorum. Sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız, evet dönem dönem bu hissi yaşıyorsunuz. Evet beni düşünüyor, hissediyorum, arayacak. Hayır aramayacak. Hayır o seni aramayacak. Onun hayatında başka biri. Sen bu olayı geride bırak. Artık affet kendini ve bu ilişkiye affet ve yeni bir ilişkiye konsantre ol. Yoksa zaman çok kaybedip psikolojini yorabilirsin. Çünkü etrafında çok güzel bir aşk enerjisi var. Çok da enerjinin yüksek. Sadece oradaki egonu tatmin etmek istiyorsun. Bırak egonu, başka birileri tatmin etsin. Sen bu ilişkiye yelken aç diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda çok fazla kasık ağrılarımız, migren ya da mide gazlarımızla alakalı sıkıntılar olabilir. Lütfen bir mide ile ilgili akşam yemekleri keserseniz sevinirim. Bu ara çok fazla spor yapma enerjisine müsait bir yapınız var. Abartmadan sakin sakin enerjimizi düzeltebiliriz. Bu da bize keyif verecek. Değerli İkizler Burcu, babanızın size sunacağı bir konuşma sizi çok mutlu edecek. Lütfen ailenize bu hafta bol bol sarılın, duygularınızı, sevginizi ve şefkatinizi ifade edin. Evli ikizler burcu için sadece şunu demek istiyorum. Özellikle kayınvalideniz ya da kayınpederinizle ilgili para konuları ile ilgili tartışabilir. Bu tartışmalardan eşiniz ve siz uzak kalmanız lazım. Yoksa borçlu siz çıkacaksınız. Lütfen sesinizi kesin. Şu an hiçbir şey duymuyormuş gibi davranın. Mutlu kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.